Hayırdır? Hayır, hayır. Sen beni tanımadın mı? Abileri nerede? Abi. Korkut. İhtiyar. Hayırdır böyle baskın yapar gibi dalmışsın eve? Baskın değil, ziyaret. Şimdiki gençler bilmez, bizim zamanımızda telefon telefon yoktu. Biz birini görmeye gittiğimizde kapıyı çalardık. Kapıyı çalan dost olsa, düşman da olsa o kapı açılırdı. Sen şimdi böyle gençler falan dediğine göre nutuk atmaya başlayacaksın ama ben hiç havamda değilim. Korkut, bu kum torbası hareket ediyor. Evet, benim icadım. Bak, ses de çıkartıyor. Artık vurma, her yerim kırıldı. Harika. Konuşan bir kum torbası. Hamit, biz bunu niye düşünmedik? Sende bir şeyler var. Evet, sende bir şeyler var. Çünkü ben seni aslında çok seviyorum. Gerçi evvel zamanda, yani bizim Enver için aramız biraz bozuldu. Senden ters düştük, onu biliyorum. Senin bazı işlerine engel oldum. Yani onu da biliyorum. Ama siz de çok abartıyordunuz be oğlum. Yani gat diyeni vuruyordunuz, gup diyeni kaza oturtuyordunuz. Sadede gel. Korkut'cum, ben İstanbul'daki bütün adamlarıma haber saldım. Bundan böyle sizin kılınıza bile kimse dokunmayacak. Karşılığında ne istiyorsun bakayım? Hiçbir şey. Ne istersen yapabilirsin. Yakabilirsin, yıkabilirsin. Bak, eğer mafya dünyasının medyası olsaydı var ya, şöyle yazardı. Zakkum kardeşler geri döndü. Hamisi Ekber Baltıcı. Yalnız senden bir ricam var. Emre'yi öldürmeyeceksin. Ama etrafındakileri, Enver'le iş yapanların hepsini öldürebilirsin. Abi sen artık beni burada... İş yerlerine el koyabilirsin. Mekanlarını kurşunlayabilirsin. Abi, hatta Enver'in şu anda elinde olan her şeye sen sahip çıkabilirsin. Yeter ki... Abi, limon bile setamasın. Konuşma lan! Konuşma! Sen bunu evlatlıktan reddettin galiba ha? Allah Korkut, yani... Adam etmeye çalışıyorum. Ne de olsa evlat. Ha bu arada sen bu arazi mafyasının bir ara tetikçiliğini yaptın değil mi? İşte gene Enver'in aklına uydum. Gene seni bu konuda da engelledim ama şu anda hiçbir beis yok. Yani onlarla tekrar irtibata geçebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Korkut. Anlaştık mı? Bakacağız. Güzel. Güzel. Hamit, bu kum torbası işini biz de yapalım. Kurt sokarız içine. Unutturma. Güzel. Vurma. Ne diyorsun? Bu herife güven olmaz. Kesin altından bir alt çıkar bunu. Çıksa ne olur abi ya? Bu adam yüzünden beklediğimiz kabahat değil mi zaten? Her şeyin bir zamanı var oğlum. Her şeyin bir zamanı var. Anladım abi. Anladım da. Ben de diyorum ki çok beklemedik mi? Dişlerim kaşınıyor benim artık. İhtiyar da yol vermişken. Zakkumlar geri dönmesin mi?
geçer zaman ki elim aylığına fakir. Öyle bir geçer zaman ki elim aylığına fakir. Neden dursun istersin seneler olunca mazi. Öyle bir geçer zaman ki. Abi kusura bakma, rahatsız ettim. Söyle kalender. Kapıda bir herif var. Bu normalde Enver için çalışıyormuş. Akşam olanları duyunca Enver'le ilgili bilgi vermeye geldim diyor. İyi. Bir tanışalım o zaman. Korkut abi, selamünaleyküm. Söyle. Abi bu Enver denen şerefsiz. Orada dur bakalım. Abi elin kanıyor. Biliyorum. Hayatta en çok istediğim şey ne biliyor musun? Acı çekmek. Maalesef çekemiyorum. Herkes bunun güzel bir şey olduğunu zannediyor ama değil. Öleceğim günün acısını bile çekemeyeceğim. Düşünsene. Kalp acısı çekmeye çalıştım, o da olmadı. Hiçbir kadın beni reddetmedi. Eyvallah abi. Şimdi tek istediğim şey başkalarının çektiği acıyı hissedebilmek. Yalvardığını, bağırdığını, çağırdığını duyabilmek. Gel. Senin gibi adamlarla karşılaşmak beni çok mutlu ediyor, biliyor musun? Bugün çok şanslı günümdeyim. Abi niyetim kötü değildi. Bu Enver'le ilgili işinize yarayacak çok şey biliyorum. Enver'i satmaya geldin yani. Enver'in köpeğiydin. Şimdi bizim köpeğimiz mi olmaya karar verdin? Yarın bizim düşmanımızın köpeği olursun. Senin gibi adamlardan ben her zaman çok tiksindim, biliyor musun? O yüzden senin suratını bir daha asla görmeyeceğim.